Selam dostlar. Bugün Can Evrenol'a konuk olacağız ve birçok tanıdığınız Sandık'tı, Baskın'dı, Housewife'tı, Hakan Muhafız'dı, Çıplak'tı. Bütün bunları onunla konuşacağız. Bütün bunları nasıl yaptı, nasıl yönetti, nasıl ortaya çıkardı? Hepsini kendisinden dinleyeceğiz ve de kendisinin koleksiyonlarından konuşacağız. Şu gördüğünüz filmler ve daha sonra birlikte bakacağımız farklı koleksiyonlarıyla Can'ın tüm bu meraklarını birlikte konuşacağız. Through studying my dreams. Abi, bunlar ne? Biz bu gece buraya çağrıldık. İhbar falan hikaye. Kimsin lan? Konuşsana lan! İstanbul'un kaderi ve geleceği ona bağlı. Önüme gelen herkese yatacağım, herkesin parasını alacağım ve gallerde böyle istediğim gibi bir hayat kuracağım kendime. Krallar gibi yaşayacağım. Selam dostlar. Bugün çok sevdiğim bir dostumun evindeyim. Sevgili Can Evrenol. Can Evrenol hepinizin çok aslında tanıdığı bir isim. Yaptığı işleri izlediğiniz, hele son yaptığı diziyi bayağı geniş kitleler izledi. Dolayısıyla bugün sağ olsun bizi kırmadı, evine davet etti, evine geldik. Ama ben bugün sadece Can'ın çektiği film, tabii ki onlar çok önemli ama sadece Can'ın çektiği filmlerle ilgili bir sohbet gerçekleştirmeyeceğim. Onun bir de hobileri var gördüğünüz gibi. Bir de biraz sonra başka bir odaya da geçeceğiz. Biz Can'ın koleksiyoner kimliğiyle de çok ilgiliyiz. Ama öncelikle yaptığı işlerden başlayıp sonra da koleksiyona geçeceğiz. Can nasılsın? Hoş geldin Atilla abi. İyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz her şeyden evvel. Bizi evinde ağırladın. Şimdi izleyiciler çok merak ediyor seni. Çok merak edilen bir kişiliksin her şeyden evvel. Seninle daha evvel konuştuğumuzda da söyledim. Ben bir tesadüf ofisimde otururken bir böyle karlı da bir gündü, hiç unutmuyorum. YouTube'da böyle dolaşırken senin Baskın diye bir filmini izledim. Şimdi benim de şöyle bir durumum var. Benim annem rahmetli korku filmlerine çok meraklıydı. Hı hı. Eskiden bu bizim Süreyya operası olan Süreyya sinemasında korku filmleri haftaları olurdu. Her gün bir farklı korku filmi oynardı. Annem de ablamla beni elimden tutup götürürdü. Biz her gün farklı bir korku filmi izlerdik. Çocukluktan gelme böyle bir korku filmi merakı var. Ben de işte o böyle karlı da bir gün böyle ortam müsait, zemin müsait izledim. Ya bu ne ya dedim, tamam mı? Oradan aklımda bir Can Evrenol ismi kaldı. Sonra senin Sandık diye bir şeyini seyrettim tekrar. O da çok başarılı bana sorarsan i̇lk ama zaten ilk kısa film. Evet. Yani hani öyleymiş. Sonra bir Housewife diye bir şeyini seyrettim tekrardan. Sonra işte Netflix için ürettiğin Hakan Muhafız'ı izledik. Sonra da Çıplak'ı izledik. Çıplak tabii çok tebrik ediyorum. Çok farklı bir iş. Bunları bir konuşacağız ama şeyden başlayalım. Nasıl başladı bu iş, bu merak, bu korku filmi merakı? Vallahi aslında ben küçükken hani böyle korku filmlerinden de çok korkan bir çocuktum. Süper. Ve de böyle ne bileyim işte ben daha 7-8 yaşındayken üst kattaki komşumuzun abisinden dolayı Iron Maiden, Manowar, Heavy Metal çok seviyorum. Conan çizgi romanları çok seviyorum. James Bond'un o dönemki böyle işkenceler sahneleri, evet, ölüm sahneleri falan. Ya böyle dehşet hep edebiyatta, müzikte, sanatta dehşet çok seviyorum ama birebir korku filmi dediğiniz zaman ben ondan korkardım. Yani 15-16 yaşında bile, hatta 15 yaşında, 15 yaşında galiba bu Chucky. Evet, çocuk çok oyunu. İyi. Televizyonda onu görüp bir sahnede böyle kadın böyle kutuyu kaldırıyordu. Kutudan pil düşüyordu sadece. Kadın bu kadar, bu sahne tak diye kapattım hemen. Yani çok korkardım. Böyle ama daha sonra festival ama sinemayı çok seviyorum hep. Benim anne baba da evde en çok sevilen şey sinema falan. Anne baba mimar. Ne zaman ki böyle liseden mezun olurken işte Tarantino'ydu. Gaspar Noé'ydi, Haneke'ydi, festival sineması, If diye bir şey varmış, orada işte Takashi Miike diye Japon manyak yönetmenler varmış falan filan. Bu yani sanat sineması ne kadar sivri olabilir, sanat sineması ne kadar tabulara karşı olabilir den yola çıkıp Art House'da korkunun kesiştiği bazı yönetmenlerle tanıştım. David Lynch, Cronenberg, John Carpenter, Toby Hooper falan derken oradan daha sonra dönüp birçok korku filmini
öyle bir yaştan sonra keşfettim aslında. Keşfettim. Ve daha sonra geri gidip hani bir de böyle çok araştırmacı ve böyle listeleri çok seven bir kişiliğim oldu. Evet, başka ne varmış, o ne varmış. 1931 James Whale Frankenstein. Aa, demek bu yüzden Frankenstein bu kadar ünlüymüş. Çünkü benim çocukluğumda, bunu da anlatmayı çok seviyorum. Yani Frankenstein aslında benim için Fred Çakmaktaş'ın komşusuydu. Yani biz onun artık böyle bir hamburgere dönmüş halini. Ve birçok korku içinde bu geçerli. Şimdi de Jason Freddy dediğiniz şey aslında hani her yerde olan bir tişört, bir sticker. Evet. Ama siz geri dönüp gerçekten Wes Craven'ın o ilk şeyini izlediğiniz zaman Elm Sokağı'nda kabusu, ha diyorsunuz bu yüzden. Böyle bir efsane olmuş. Evet, ve korku filminde öyle bir şey var. Korku filmi ilk başta çok korkuttuktan sonra, siz onunla haşır neşir olduktan sonra size artık korkuşunu kaybettikten sonra komik gelmeye başlar. Doğru. O yüzden de korku filminin böyle bir ikircikli kimliği vardır falan. Ben buna böyle sarılarak onu da izleyeyim, bunu da izleyeyim, şunu da izleyeyim. Başka ne varmış? İtalyan korku filmleri, dönemin İtalyan Amerika'dan çakma yönetmenlerin yaptığı garip grup filmler falan derken böyle yavaş yavaş benim kadar B-movie ve korku filmi izlemiş arkadaşım kalmamaya başladı. Tabii çok nadir bazı arkadaşlar falan. Türkiye'de zor. Evet, evet. Çok sinefil bir sürü sinema eleştirmenin arkadaşım da oldu. Onlar da bana çok film öğrettiler falan filan. İllak. Sonra da ben buna böyle bir yerden sarılıp, bir de bu B-movie'lerin, bu küçük bütçeli, çok düşük bütçeli filmlerin, yani çok düşük bütçeyle de film yapılabiliyor. Punk bir tavırda olduktan sonra, underground bir tavırda olduktan sonra düşük bütçeyle de film yapılabiliyormuş hissiyatı bana o zaman film yapma cesareti verdi. Çünkü yani ben ne bileyim hani Spielberg filmi E.T. ile Jurassic Park'la büyüdüm. Star Wars'la büyüdüm. Ben nasıl şimdi film yapacağım diyorsunuz ister istemez. Doğru. Bir de Türk filmlerinin, yani Türk filmi demenin yani hiç olmayacak uyduruk bir şey demekle aynı manada olduğu 90'larda büyüdüm. Yani box office biraz öyle. Box office'te ilk 10'da Türk filmi olmazdı eskiden hiçbir bizde. Hiçbir zaman olmazdı, evet. O yüzden hani ne zaman ki işte 18-19 yaşından sonra Zeki Demirkubuz'un filmlerini, Reha Erdem'i falan keşfettim. Bir yandan da ne kadar az şeydi, ne kadar güzel şey. Bir yandan da işte o İtalyan zombi filmlerindeki o bütçesizlikle, yani çok saçma sapan, çok kötü gözüküyor ama öyle bir ruhunu koymuşlar adamlar. Doğru söylüyorsun. Yani buralardan böyle bir cesaretlenip falan böyle bir heavy metalci ruhumla Sandığı çektim. Evet. Ne zaman ki Sandığı yurt dışına festivallere yolladım. Oralarda... Ama o da bayağı bir başarı kazandı bildiğim kadarıyla. Beğenilince böyle hani orada oynadı. Burada Strasbourg, işte orası, burası Londra falan filan. Sonra bir kısa film daha çekeyim. Hadi bir kısa film daha çekeyim falan derken işte en son işte bir Anneme ve Babama diye bir kısa filmim var. Onun setinde böyle baktım etrafa, ışık şefi, yardımcısı, olsun bayağı. Ben o zaman kendime yönetmen diyebilirim. Belki hani bir klip mulip çekerim, para kazanırım falan. O film İspanya'da Reha Erdem'le aynı bir festivale düşüyor. Reha Erdem, Ömer Atay beni İstanbul'a davet ediyorlar. Gel belki reklam çekersin bize diyorlar. Ben hiç aslında karakterime uymayan bir yerden reklam işine girmeye başlıyorum falan filan. Evet. Ama oyunu çok sevdiğim için, ekipleri çok sevdiğim için, set kültürünü çok sevdiğim için, bir de Atlantik filmle Reha Erdem'le gelme, Ömer Atay otoritesiyle ve özgürlüğüyle gelme şansım oldu falan. Orada kurduğum ekiplerle hadi ilk uzun metrajımı çekeyim dedim. Baskın çok meşhur oldu. Baskın'da ne kadar şanslı olduğumu diğer uzun metrajlarım o kadar başarılı olmayınca anladım. Baskın dünyada hani 10'dan fazla ülkede DVD'si çıktı, 40'tan fazla ülkede yayınlandı. Ama Amerika'da enteresan bir şey yani. Evet, yani böyle çok güzel oldu falan ve böyle tecrübeyle tekrar tekrar çok sevdiğim için her seferinde baştan keşfetmeye çalışıp, yani hiçbir filmim de diğerine pek benzemez. Her seferinde böyle biraz baştan keşfetmeye çalışıyorum. Biraz şeyler var. Hani rüyaya çok önem veriyorsun. Bir de böyle bir tarikatlara da bir merakın var anladığım kadarıyla. Kesinlikle, kesinlikle. Gerçi benim de çok merakım vardır, onu da söyleyeyim. Evet. Onu gözlemliyorum ama ben yaptığın şeyleri çok beğeniyorum kardeşim. Her şeyden evvel. Onun için tebrik ederim. Bu arada sevgili izleyenler, şu gördüğünüz, burada tabii bir sürü film var ama şu gördüğünüz bölüm bayağı bir dünya korku literatürü burada yatıyor gibi bir durum var. Hemen hemen buradakilerin hepsi korku filmi ama türlere göre ayrılmış, ona göre tasnif edilmiş. Can'ın böyle bir merakı var. Dolayısıyla onun böyle şeyler yaratması da son derece doğal. Burası janr sineması diyebiliriz yani. Evet, aynen Türk öyle. Sineması. Türk sineması tabiri biraz daha eskilerde kullanılıyor. Yenilerde pek kullanılmıyor ama burası, şurası tamamen korku, bilim kurgu ve diğer şeylerle aslında hani benim türe karşı, farklı türlere karşı hep böyle ilgim var. Aynen. Biraz onun kütüphanesi gibi diyeyim. Aynen. Peki Can, bu gelişti. İşte kısa metrajlardan çıktı. Sonra uzun metrajlara dönüştü. Gerçi yine belki kısa metraj bir şeyler de çekme olabilir her çok an. Çok istiyorum. Çok istiyorum. Büyük bir lüks artık ama çok istiyorum. Evet, büyük bir lüks. Haklısın orada ama yani olmaz değil, olur. Bir de böyle televizyon dizileri
oldu. Hı-hı. Bildiğim kadarıyla mesela Netflix'in ilk yayınladığı Türk dizisi Hakan Muhafız. Evet. O nasıl oldu? Ya o da açıkçası hani benim böyle hem içimde bir ukde, biraz böyle bir kalbimde biraz bir yaradır. Bir Hı-hı. yandan da çok gurur duyduğum, Hı-hı. hayatımdaki en bomba setimdir Hı-hı. belki de. Hı-hı. Netflix'te Türkiye'nin ilk yönetmeni olmak benim için şöyle bir şey oldu. Yani NASA Ay'a gidince büyük bir gurur ve başarı ama bakmışlar aa gidecek başka bir yer yok olmuş ya. Yani ben biraz onu hissettim. Oraya geldiğimde ben başka bir tavır, başka bir hani Nuri Bilge Ceylan'ın görüntü yönetmeniyle ufaktan bir Marvel dizisi çekiyormuş gibi bir şey zannediyordum ama anladım ki yani bu işte Orta Doğu'da ve Güney Amerika'da ünlü olan Türk yıldızlar üzerinden hani senaryonun 5. 6. planda olduğu, senaristin 5. 6. planda olduğu yani sabah yine böyle senaryonun geldiği falan hani böyle prova yapmaya zaman olmayan ya abi bu fantastik o kadar da ciddiye alma gibi bir hava olan bir işin içinde olunca o başkasından daha çok dokundu bana. Çünkü ben bu iş fantastik olduğu için biz daha ciddiye almalıyız bunu ikna etmek için seyirciye gibi bir yerden geldiğim için o abi zaten bu iş fantastik tavrı beni biraz üzdü. Hani nasıl ki ilk böyle bir kırtipil bir cin filmi çıktı. Dediler ki boşver bu bir geçiştir. Geçiş olmadı. Ondan sonra 400 tane daha 400 tane çıktı. Biraz Hakan Muhafız da öyle oldu. Bu bir geçiş dediler ama öyle olmadı. Baktın Atiye'si bilmem nesi o denizaltı şey falan filan. Aynı yerden devam etti. Ama bir yandan da ben hani dediğim ya Reha Erdem, Ömer Atay biraz yönetmenin full kreatif kontrol ve özgürlüğü olduğu Hı-hı. bir yerden geliyorum. Evet. Hani benim için şimdi hani şimdi kurgusunda dahiliyetin bir yere kadar olan bir iş tam yansıtamıyorum. Hani ben sette kurguya pas atıyorum. Şimdi kurguda onu ben yapmazsam başkası yaparsa daha kötü olur diye değil ama o başka bir şey. Ben ona göre çekmişim. Daha kötü gibi. Değil tabii ama işte yani. Öyle yerlerden baktım ki ben o işin belki adamı değilim gibi. Hani ben dedim ya belki reklamı kabul etmemeliyim dediğim gibi belki bu işleri de kabul etmemeliydim ama bir yandan da o işleri kabul ettiğim için başka şeyler geldi. Benim için harika bir setti. O set benim için hani tamam artık dedim. Hayatımda ben o güne kadar hiçbir setimde bir iki karavan olmamıştır. 17 karavan. Vay vay vay. Türkiye'nin en iyi yemekçisi, Türkiye'nin en iyi ışık şefi, Türkiye'nin en iyi ses tasarımcısı. Yani o setin yönetmeni olarak Okan Yalabık oradan geçiyor. Hazar Ergüçlüsü, Çağatay'ı falan yani benim için hani müthiş ya. Disneyland'de gibiydim açıkçası. Kesinlikle. Ama tabii ki sonra set kurgu aşamasında orada burada biraz üzüldük ettik falan filan. Tahmin ama ediyorum. Hani ben yine biraz daha yani bütün dünyada da Disney'iyle hani iyice çok böyle hep böyle çok kutunun içinde işler çıktı. Doğru. Biraz böyle o tarafa doğru giden bir şey oldu zannediyorum. Umarım tekrar hani bir başkadır falan gibi. Biraz evet. özgürlüğü olan ama biraz da janr, biraz da tür olan işler evet. de olacak bu ülkede evet. tekrar. Evet, kesinlikle. Diye umuyorum bakalım. Yok ben kesinlikle olacaktır. Ama Hakan Muhafız'ın şöyle bir görevi vardı bence, misyonu vardı ve ben onu başarıyla yaptığına inanıyorum. Hani dizi olarak belki ferah feza değil mutlaka ama bir kere Hakan Muhafız diye bir Türk dizisi oynayacak dediğinde biz şaşırdık mesela Netflix'te. Hiç böyle öyle bir şey canlanmamış kafamızda yani mesela izleyici olarak. Aa Türk dizisi oynuyor burada filan dedi eşim hatta evde. Dolayısıyla bir kere o şeyi kırma adına çok güzel bir şeydi. Dizi normal bir diziydi. Çok dediğim gibi ferah feza değildi ama fantastik bir Türk dizisi olması bence yine çok önemliydi. Dolayısıyla ben o kendi içinde Hakan Muhafız'ın misyonunu fazlasıyla yerine getirdiğine inanıyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de müzik prodüktörlüğü yaparken EMI Türkiye'ye işte EMI Türkiye'nin prodüktörü olacaksın dediler. EMI benim gözümde öyle bir şey ki işte Queen'in plak şirketi, Beatles'ın plak şirketi, Deep Purple'ın plak, Pink Floyd'un plak şirketi. Onun Türkiye prodüktörü olmak demek yani işte hakikaten harikalar diyarı gibi bir şey. Çok paralel bir hissiyat. Anlatabildim mi? Gittim oraya bir baktım bildiğin aile şirketi. Evet, evet. Aman şunu yapma çok para gider bunu yapma aynen, çok para aynen, gider. Evet. Orada yaşadığım şoku işte yani benzeştirdim şimdi senin konuşmalarında. Çok iyi tercüme ettiniz. Anlatabildim aynen. mi? Aynen. Yani maalesef Türkiye'de biraz böyle işler ama yine de dediğim gibi yabancı platformlarda da bizim yönetmenlerimizin, bizim prodüktörlerimizin, bizim çalışanlarımızın işlerinin olması bence çok önemli. Yani illaki bir şekilde bir yerlerden başlamak lazım diye evet. düşünüyorum. Evet. Peki oralardan geldik mesela bu Çıplak dizisine. Hı hı. Mesela ben onu da ilk gördüm. Sonra Can Evrenol'u okuduğum için izledim. Hatta eşim ilk önce bu ne ya filan dedi evde. Fakat sonra o da beğendi, izledi. Çok cesaretli bir iş bir kere. Onun için tebrik ediyorum.
Ya sende böyle bir şey var zaten. Türkiye'de çok cesaret edilemeyen şeyleri yapıyorsun. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yani benim mesela senin işlerini takip etmemdeki en önemli kriterlerden biri. Hı hı. Çünkü diyorum ki Can yaptıysa mutlaka bir şey vardır. Ben bunu bir seyredeyim. Yani bir peşin yargı oluştu. Dolayısıyla Çıplak nasıl ortaya çıktı? Çıplak da şöyle ortaya çıktı aslında. O zamanlar yeni tanıştığım Merve Göntem diye yazar bir arkadaşım var. Ben onun bir kitabını okudum, çok sevdim. O da baskını Housewife'ı çok seviyor falan. Beraber bir şey yapar mıyız diye biz buluşmaya başladık ve Merve'nin Tanay diye bir yapımcı arkadaşı var. Tanay Abbasoğlu, Merve Göntem ikisi bir canavar zaten onlar. Ve onlar böyle sektörde farklı şeyler yapmak istiyorlar. Şu anda Türkiye'de de bence alanlarında tekler. İşte Emre Erdoğdu'yla 4'e 3 siyah beyaz. Beni Sevenler Listesi diye bir film yaptılar. Daha sonra efendim söyleyeyim içinde hiç konuşma olmayan Onur Ünlü'nün Topal Şükran filmi yaptılar. Orkun Göntem Çıplak'ın görüntü yönetmeni Arka Beşli diye Art House bir Bursa Spor taraftar filmi çekti. Yani böyle yönetmene azıcık bir para, azıcık bir zaman ama full kreatif kontrol veren bir yapısı var TN Yapım'ın. Enteresan tabii. Benim istediğim şey zaten bu. Bir de biz işte Baskın'da, Housewife'da, Hakan Muhafız'da en büyük kameralar, en büyük ekipler, ışıklar, o manevra kabiliyetiniz biraz daha tabii. Yani bunu tecrübe ettikten sonra şimdi biraz daha bu dogma tabir ettiğimiz çok daha yalın, çok daha hani böyle çiğ estetikte, ham estetikte ama gerçekçi ve oyunculuklarla çok daha fazla ilgilenebileceğim, uzun uzun audition yapıp, uzun uzun provalar yapıp ve çok doğaçlamaya yaslanabileceğimiz, yine senaryosu, storyboardu olmasına rağmen bir şey yapmak istiyordum zaten. Tanay bana dedi ki, Can bana dedi, Merve ile bana ses getirecek bir şey yapın, ses getirecek bir şey yapın. Benim de o sıralar izlediğim Fleabag, Netflix'teki, Bartu Ben, Friends from College diye Netflix'te böyle tatlı bir dizi vardır. Bir grup arkadaş, içlerinden bir tanesi diğeriyle yıllardır beraberler, diğerlerinden saklı bir şekilde falan filan. Hani öyle 20 dakikalık, bir de kısa filmciyim ya, 20 dakikalık formatlarda perde perde bir film gibi bakarsanız aslında Çıplak 1 ve 2. Evet, aynen öyle. Süre olarak aslında 8 perdeli birer film gibi ikisi de. Hani böyle bir şey yapmak çok istiyordum. Ve de gerçekten tanıdığım bir insanın üzerine 2 bölüm yazıp birilerine göstermiştim. Onlar da beğenmemişlerdi. Kenarda duruyorlardı. Onu Merve'ye gösterdim. Aa dedi, Merve çok beğendi. Üçüncü bölümü ben yazayım dedi. Öyle mi dedim? Biz onunla böyle atışır gibi 4'ü ben yazdım, 5'i o yazdı, 6. Sonra geri dönüp tabii şey yaptık falan ama hani böyle bir şekilde çıktı ve biz aslında hakikaten Tanay'dan ufacık bir paramızı alalım ve kendimize özgür bir şey yapalım. Çok da dert etmeyelim derken yani en az Baskın kadar kalbime yakın bir şey çıktı. Ve böyle biz bunu ama sadece... Ama iyi de ses getirdi yani. Evet, biz bunu sadece YouTube'a yapalım diye yola çıktık. Biz bunu sadece YouTube'a yapacaksak bize dahil olmaya eyvallah olan oyuncularla, ekiplerle yapalım dedik. Çünkü birçok insan da YouTube'a mı yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ben olma. Biz hakikaten işin menajeriyle, platformuyla hiçbir şeyle ilgilenmeyen, sadece böyle samimi bir şey yapmak isteyen insanlarla bir araya gelelim gibi. Müthiş idealist. Çok güzel bir küre yarattık kendimize ve gerçekten de müthiş bir tecrübe oldu. Ya bence çok cesaretli bir işti ve güzel de bir işti. Yani şimdi bazen salt cesaret de yeterli değil. Yani cesaret olacak ama yani izlenilebilir de olacak. Veya temposu iyi de olacak. Yani içindeki hikaye iyi olacak. Yani yoksa sırf Can Evrenol'a kıyak olsun diye oturup günümüzde 8-10 bölüm bir şey izleyemiyorsun. Ama işte bunların hepsi iyi olduğunda zaten güzel bir şey çıkıyor ortaya. Bağımsız bir şey. Evet, çok güzel. Bağımsız sinema aslında bence. Evet, yani... bağımsız bir şey. Şimdi ben insanları da şunu da anlayamıyorum. Yani YouTube'a karşı böyle bir küçümseme var bazı insanlarımızda. YouTube bence en zor, en önemli platform. Evet. Çünkü diğer platformlara işte üye oluyorsun, paralar ödüyorsun. Herkes ödeyemeyebiliyor. Kiminin öyle bir maddi gücü olmayabiliyor. Ama YouTube'a herkes anında ulaşabiliyor. Çok zor bir platform. Rekabetin çok olduğu bir platform ama önemli bir platform. Ben de mesela Can Evrenol'u YouTube'da keşfettim netice itibariyle. Ama bilemiyorum, bu bizim insanımızda bazı şeyleri niyeyse hep bir küçümseme vardır. Ya bu biraz işte ekiplerin ve özellikle oyuncuların prestij kaygısı zaman zaman da haklı bir yerden. Prestij kaygısı, sektördeki diğer herkes başka türlü davranırken hani biz senin projelerinden bir kere öyle yapalım ama ondan sonra nereye gideceğiz gibi şeyler oluyor. Biraz onları da öğütmek gerekiyor beraber, hani aslında uyuşabildiğiniz insanlarla. Azıcık bir para veriyorsunuz zaten bilmem ne. Bir de hani güvenme açısından herkes böyle bir şey olmuyor hani. Bir önceki filmin çok iyiymiş tamam ama bu sefer bambaşka bir şey yapıyorsun. Belki bu deneme bu sefer sınıfta kalacak belki diyor. Evet. Onları biraz göz almak lazım. Hani ben hep böyle beraber o riski beraber alabileceğim. Bir de oyuncu olsun, ekip olsun. Ben biraz şeyi gözetiyorum. Ya bak, ben %100 tam ne yaptığımı bilmiyorum. Buna var mısın? Hani seninle beraber bulmak istiyorum. Sen bundan korkacaksan olmaz. Sen bundan heyecan duyup
dur bakalım diyeceksen aynen. O zaman gibi de önemli o, olan sinerjiyi yaratabilmek. Kesinlikle. O öyle bir ekip bir araya geldiği için ve böyle çıplağın çekim son iki gününden birinde görüntü eve dönüyoruz. Görüntü yönetmeni bana dedi ki Can dedi yani böyle senden ve bu işin isminden bize ve bizden oyunculara ve ekiplere herkese yayılan çok enteresan bir hava oldu bu işte. O iş, bunun için sana teşekkür ederim demişti. Bu benim için en hakikaten yok, o işi özetleyen güzel kalbimde iş. Böyle yerini anlatan çok, belki şey. Çok güzel bir iş. Ben de çok tebrik ediyorum. Peki. Evet dostlar şimdi biraz da işin hobi bölümüne geçmenin zannediyorum ki vakti geldi. Buradan başlayalım. Tabii ki şimdi biz buraları gördüğümüz zaman sevgili Kadıköy Film Kulübü Çağatay'ın da kulaklarını çınlatacağız. Şimdi bize Can'dan rica edeceğim. Buraları bize bir türlere göre anlatacak ne olduğunu. Sonra da yan odada farklı bir sürprizle karşılaşacağız. Atilla abi burası şöyle dediğim gibi. Evet. Burası korku ve bilim kurgu. Hani Türk sinemasının iki dev kolonu bunlar. Evet. Burası 20'lerden 30'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar. Bu kütüphanede bir kere benim izlemediğim hiçbir film yok. Tahmin hepsi ediyorum. İzlediğim, sevdiğim filmler. Eminim burada olmayan bazı mihenk taşı filmler de vardır ama bunlar benim izlediğim, sevdiğim, benim hayatımda yeri olan filmler. 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar diye gidiyor. Arada da işte bazı yönetmenleri ayırdım. Lynch, Cronenberg, Brian De Palma, Fulci, Argento gibi şeyler var. Bir de daha alt türler var. Efendime söyleyeyim İtalyan giallo filmleri, zombi filmleri, yamyam filmleri. Yamyam filmleri. Bu işte 70'lerin ve 80'lerin en artık sert ve pislik dediğimiz böyle intikam filmleri, sömürü filmleri. Yeşilçam'ı da bayağı etkilemiş olan, Yeşilçam'dan çok içinden apartma doğrudur. Olan filmlerimiz. İşte yok Nazi filmleri, mezarına tüküreceğim, kanına içeceğim, ölüm adası falan gibi birbirinden manyak isimlere sahip olan filmler. Burada şöyle korku komedi köşesi var. Burada creature feature dediğimiz canavar filmleri. Canavar filmleri de çok sevdiğim bir alt tür. Efendime söyleyeyim. Burası extreme Japan dediğimiz Japon filmlerine ayrı bir yer ayırdım oradan. Bunu da böyle koyuyorum ki bizim ufaklık gelip şunları hep oradan dağıtıyor. Bunu kapatıyor. Sonra buraya gelirsek burası distopya postapokaliptik deli bilim adamı diyelim. Evet. Mad Scientist. Mad Scientist. Sword and Sorcery yani işte kılıçlar ve sandallar şey gibi. Conan, Excalibur, Willow gibi filmler. Sonra burası uzay filmleri. Uzay filmlerinde de çok şu ayrımı yapmayı çok seviyorum. Bir tanesi First Contact. Yani uzaylıların ilk bize geldiği Prometheus'un ateşi getirme metaforu gibi. Bir tanesi de Final Frontier. Yani bu aslında bilim kurgunun bir westernin devamı olma kimliğinden gelen, biz insanlığın gittiği son noktadaki kovboyluklar, olaylar falan filan. Bir de bu içe yolculuklar var. Bunu da çok seviyorum. İşte Abyss gibi. Çok önemli film. Dibine, çok önemli film. Arzın merkezine seyahat gibi. Ve işte içinde biri var gibi insanın içine girdikleri Dennis Quaid'in başrolde olduğu bomba film. Onun dışında burası tabii ki biraz hapishane, mafya ve savaş filmleri köşesi olmazsa olmaz. Onun altında animelerin ve çizgi roman uyarlamaları. Burada işte çocuk macera filmleri maalesef artık günümüzde pek kalmayan. PG-13 desen değil, 16 yaş desen değil, çocuk filmi desen değil, karışık filmler. Hatta bunların yanında da işte benim bu türe bir aşk mektubu niteliğinde yaptığım ağzı olmayan kızın Amerika'dan çıkmış Blu-ray'ini buraya koymak. Bu filmden bana kalan tek şey. Onun dışında pek bir başarısı olamadı filmin. Daha sonra burada işte bu Amerika'daki ve İngiltere'deki gittiğim video kasetçilerde çok hoşuma giden What the fuck diye bir köşe vardı. Ne olabilir diye. WTF köşemiz burası. Hani bu kolay kolay hiçbir etikete, hiçbir sınırlandırmaya sığmayacak filmlerimiz burası. Biraz daha böyle erotik sexploitation dediğimiz ve daha erotik sinema filmleri var burada. En altta belgeseller. En sevdiğim birbirinden manyak yaratıcı belgeseller. Burası da Martial Art Flix. İşte Jackie Chan'i, Van Damme. Bunda bir dönemin böyle, Türkiye'deki en büyük gişe yapan filmleri. Çocukluğumuzda çok büyük bir yeri olan. Bunda daha sonra Sokrates kanalında Çok Güzel Acı Yok diye bir program yaptık. YouTube programı. Bu filmleri incelediğimiz bir programımız vardı. Esas şeyi böyle. Onun dışında bu da arada efendim söyleyeyim bu yani klasikler benim en sevdiğim yönetmen sinemaları. Yok Bisiklet Hırsızları, Dog Day Afternoon'lar, Tarantino. Şurası da biraz daha böyle Tarantino, Guy Ritchie, Christopher Nolan'lar, Paul Thomas Anderson'lar falan. Burayı sayarken de hep Christopher Nolan'a geldiğinde bir takılıyor. Nolan'ın adını hep böyle bir şey yapıyor. Burası Efsaneler Ölmez köşemiz. Arno ve Sylvester Stallone filmlerimiz. Evet. Aksiyon filmleri. Şurası da benim için çok değerli. Çünkü burası böyle 90'lar ve 2000'ler bu korku filminden daha sert Avrupa
festival filmi festival köşesi. Film. Hmm. Yani bu işte Gaspar Noé'si, Haneke'si, Ulrich Ziedel'ı gerçekten hani böyle hem vahşet olarak hem cinsellik olarak hem politika olarak bazıları çok en sert. Sivri, bazıları en sivri, çok sert. Bu diğer filmlere ders verecek nitelikte. Evet, evet. Benim de çok etkilendiğim bir köşedir. Yani tamamını seyretmemişimdir muhtemelen ama bazı seyrettiklerim var. Evet, tabii. Bayağı sert filmler. Tabii. Bayağı sert filmler. Böyle. Peki, burayı gördük. Buradan yeteri kadar etkilendik. En azından ben çok etkilendim. Şimdi daha evvel bizim de konu olarak işlediğimiz çok enteresan bir bölüme geçiyoruz. Videomuzun figür bölümüne geldik. Bugün video çok şey. Dolu dolu gidiyor sevgili Can sayesinde. Şimdi Can'ın böyle bir de figür koleksiyonu var. Ve evinin gördüğünüz gibi bir odasını tamamen figürlere ayırmış durumda. Burada da kaç yılları arası figürler var Can? Burası 77. Bu aslında 80'ler diyebiliriz. 80'ler diyebiliriz. 70'lerin sonundan başlıyor 90'ların ortasına kadar. 90'ların ortasına kadar. İşte benim de çok sevdiğim Star Wars'lar var. G.I. Joe'lar, He-Man'lar. G.I. Joe'lar var, He-Man'ler var. Herkesin bir dönem He-Man hastalığı vardı. Efendim Turtles'lar var yine. Onun harici de burada çeşitli hayalet avcıları, Transformers, Batman, He-Man çakmaları ki kendi bir alt kültürdür bu. Evet. Toxic Avengers'lar, Batman'ler, Rambo, Karate Kid var da var. Alien. Var da var. Hakikaten var da var. Ama evet. Burası şeyle sınırlı. Yani hani bir yerden daha fazla yani bu hakikaten 80'lerle sınırlı burası. Evet. Ve de bu aslında işte bu Netflix'te falan da Bizi Biz Yapan Oyuncaklar diye bir belgesel serisi var. Aslında yani burası plastik oyuncağın altın çağı ve aynen. Popüler kültürü de belirlemiş. Aynen. Yani aslında bunların reklamlarıyla doğru, büyüdük doğru. Biz. Aynen canım tabii. Reklama olsun diye yaratılan mitolojilerle doğru, bizim hayal gücümüz tabii. Harmanlandığı için burası böyle hani o açıdan da çok enteresan bir pencere açıyor bence popüler kültüre. Kesinlikle. Bunları kutularıyla da saklamamın sebebi aslında bu oyuncakların, bizim bu oyuncaklarla kurduğumuz bağın çok önemli bir parçası. Hı-hı. Bu kutulardaki sanat eseri, bu karikatürle sanat eseri karışımı. Aynen. Bu resimler her biri ünlü illüstratörler tarafından yapılmış. Tabii ki. Yani tabii bize ki. Bu oyuncakları nasıl oynayacağımızı, bunlarla nasıl bir hayal gücüne gideceğimizi bir anlamda yol göstericisi olan ve de eskiden bizim için bir internete girmek, hani YouTube'da dolaşmak gibi bir hissiyat. Aynen öyle. Bir oyuncakçıya girerdik ve oyuncakçı da şu. Aynen, ben biliyorum, öyle. Biliyorum o gün işte ben Leonardo'yu alacağım zaten hani. Ama yine de o kadar detayları uzun uzun hepsini inceleyip bir film izlemiş aynen, gibi bunları izleyip aynen. Suna Yakın öyle derdi. Suna Yakın diyor ki ben hani koleksiyonlarımı girip izliyorum tabii. Diyor. Yani biz gerçekten bunlara böyle bakardık, izlerdik uzun uzun arkasını çevirdik aynen, adamlara aynen. İsmi neymiş, ne yapmış falan aynen. Filan. Bizim için bu yani, öyle bir dünyaydı işte. Aynen. Şimdi mesela Can bana biraz evvel Turtles'larda bir benim çok da aslında dikkat etmediğim bir nüans gösterdi. O da çok önemli. Mesela burada hakikaten Turtles filmlerinde olan çeşitli tiplemeler var. Mesela bazıları hakikaten yani böyle korku filminden fırlamış gibi veya ne bileyim çok üst düzey bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi aynen çeşitli öyle. Böyle karakterler var. Mesela ben çok dikkat etmemişim Turtles'lardaki bu tiplemelere. Can sayesinde ona da aşina olduk. Ya bu figür işi çok enteresan. Mesela bende de evde Star Wars ve Tenten takıntım var benim de. Hatta hemen göstereyim. Böyle arabamın anahtarlığı Kaptan bile. Kaptan Haddock. Süper. Bunu sevgili Borga hediye etmişti bana. Harika. Dolayısıyla bu bir merak, bir koleksiyon merakı ama Can bunları çok güzel dizayn etmiş. Hatta sevgili Sunay Akın şey demiş ya bir müze gibi sergilemişsin sen bunları burada demiş. Hakikaten de öyle şu an. Çok keyifli. Yani insan burada 2-3 saatini çok rahat geçirebilir. Yani çeşitli şeyleri inceleye 2-3 saatin akıp gider yani hiç. Valla evet yani bir de bazı arkadaşlarım geliyor bakıyor 3 dakika aa çok güzel falan deyip çıkıyor. İnanılmaz hayal kırıklığı ama bazı arkadaşım da geliyor uzun uzun aa şu tabii vardı canım. Buydu bilmem tabii neydi falan. Yani 2-3 saatini çok rahat geçirebilir. Hani bu 2-3 saatte de her şeye vakıf olamazsınız çünkü burada çok fazla şey var ama
çok keyifli bir 2-3 saat geçirmiş olursunuz. Bir de benim aslında işte o cin filmleri ve ülkemizdeki o korku sinemasından farklı olarak korku sinemasını ve bilim kurguyu başka bir yerden sevmemin de temeli aslında bunlar. Bunlar tabii ki. Yani şu G.I. Joe'nun içindeki bilim kurgu detayları, bu Turtle'ların içindeki bu grotesk, kafkavari insanla bir hayvanın karışımı edebiyatı devamlı hepsi. Yani bazıları bayağı trajik karakterler aslında, evet, bütün komikliğiyle beraber falan filan. Ve bütün bunların işte zaten Star Wars kocaman bir uzay desterni bir şey. Zaten bu. Hani bütün popüler kültür mitolojisinin temellerinden biri. O yüzden bunlarla böyle haşır neşir olmanın getirdiği ve yani uzun uzun bunlara bakmanın getirdiği bir korkuyla ve bilim kurguyla yani böyle iç içe olma. Yani ona güzel. Sarılıp hani başka şeylerden kaçma hissiyatı geliyor açıkçası. Çok güzel. Çok güzel. Son olarak da bir şey göstereceğim. Ben tabii neticede bir müzik adamıyım. O açıdan beni mesela çok mutlu etti. Böyle bir şey de görmek. Can tabii çok farklı meziyetleri olan bir adam ama şimdi burada onun bir başka meziyetini göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi bir davul setinin başındayız. Burada bir tane de ufaklık için olanı var. Orada baba oğul çalıyorlar anladığım kadarıyla. Bunun şöyle çok komik bir hikayesi var Atilla abi. Bunu uzayın dayısı uzaya hediye olarak alıyor. Uzay buna bir iki vururken falan filan biz de tabii hani böyle onu heveslendirmeye çalışıyoruz bu tarz şeylere falan filan. Bunu internette story'e koyuyorum bir iki. Benim İstanbul Film Akademisi'nde fantastik film dersinden bir öğrencim. Tamam. Ben aynı yaşta olduğumuz. Bana mesaj atıyor. Diyor ki Can diyor ben çocuklara dram hocasıyım. Hani bateri hocasıyım. İstersen sana geleyim falan. Ve geliyor. Benim bir öğrencim yurt dışında evinde o duran bir bateri var diyor. Bunu bana hediye ediyor. Ödünç bir şekilde yani. Anladım. Ve biz burada uzayla beraber ben de ders almaya başlıyorum. Süpermiş. Fethi Başkurt kendisi. Derslerimize devam edeceğiz. Burada ufak ufak beraber çalıyoruz. Ya böyle baba oğul davul çalıyorlar. Anneleri ne yapıyor bilemiyorum. Onu sormak lazım annelerine. Ama benim için çok keyifli bir görüntü. Tebrik ediyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Peki sevgili dostlar. Hiç bitmesini istemediğim bir sohbet yaptım bugün. Ben çok keyif aldım. Can, son söylemek istediğim bir şey var mı bizi izleyenlere? Abi vallahi ben de çok mutlu oldum. Hani bu koleksiyon tarafından olaya yaklaşıp hani bunu bu şekilde bir soru cevapla sohbete dökmüş olmanız benim için çok değerli. Çok teşekkür ederim her şey için. Koleksiyonun değerini bilen birisinin gelip bunlarla ilgili konuşması benim için çok önemli. Süpersin Can. Peki sevgili dostlar, bugünlük sohbetimizin sonuna geldik. Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Beğeni butonuna basarsanız da seviniriz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.